Değerli konuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. DTA Yayıncılığın akademik faaliyetlerinden olan DTA Akademi seminerlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hitit Üniversitesi'nden Profesör Doktor İlknur Taş hocamız. Kendisinin kısaca bir akademik özgeçmişinden bahsetmek istiyordum ama bayağı bir yüklü bir özgeçmişi var hocamızın. İzni olursa kısaca en azından hocam genel anlamda nelerle uğraşıyor onu sizlere takdim ettikten sonra hocamızın sunumunu dinleyeceğiz. İlknur Taş hocamız Ankara doğumlu. Lisansı Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri bölümü Hitotoloji bölümü mezunu. Kendisi yüksek lisans ve doktora derecesini yine aynı üniversitenin ve fakültenin Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı programından almış. Doktora çalışmaları esnasında 2 yıl süreyle Almanya'da bulunuyor. Eski Doğu Dilleri ve Arkeoloji bölümünde Sümerce, Akatça, Hititçe ve arkeoloji alanlarında ders ve çeşitli seminerlere katılıyor. Yine Almanya'dan 2008 yılında dönüyor ve öğretim görevlisi görevlisi olarak Hitit Üniversitesi Tarih Bölümüne giriyor. Burada bölümün kuruluşunda aktif rol alıyor. Aynı zamanda bölüm başkanlığı da bulunuyor ve Hitit Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurup bir süre aktif olarak da müdürlüğünü devam ettiriyor. 2010 yılında İngiltere'de bursla Londra Üniversitesi'nde bulunuyor. Orta ve Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri bölümünde Lubice üzerine doktora sonrası araştırmalarda bulunuyor. 2012-13 yıllarında Amerika'da Boston Üniversitesi'nde yürütülen Lydia Arkeoloji Projesi yüzey araştırmaları ve Kaymakçı Arkeoloji Projesi çalışmalarında bulunuyor. Yine Mersin Yamuktepe'de 2015-18 yıllarında kazı başkan yardımcılığı ve kazı üyesi olarak bir süre çalışıyor. Yozgat Karakız Projesi'nde Yozgat Müze Müdürlüğü ile bir kurtarma kazısında bilimsel başkanlık yapıyor ve konu hakkında çalışmalar, yayınlar yapıyor. Doğu Berlin'den Türkiye'ye getirilmiş olan Hititçe'yi çivi yazılı belgelerden bir kısmını Almanca, Türkçe olarak 3 kitap halinde yayınlanmasında aktif rol üstleniyor. Yayınlanma işini yürütüyor hocamız. Uzmanlık alanlar arasında Hititoloji, Hitit arkeolojisi, etnoarkeoloji, genç bronz çağı kültürleri gibi alanları sayabiliriz. 2023 yılında gençlerin ve çocukların özellikle Anadolu uygarlıklarını tanımaları için kendisinde doktora çalışması olan Hitit Kralı 4. Tutharya üzerine bir öykü kitabı hazırlıyor ve Küçük Tutharya'nın Maceraları adıyla edebiyat dünyasına da bir anlamda adım atmış oluyor hocamız. Uzmanlık alanları arasında uluslararası ve ulusal alanda kitap çalışmaları, kitap bölümleri, sempozyumlar, bildiriler, akademik alanda pek çok faaliyeti bulunuyor hocamız. Kendisine bilim dünyasına katkılarından dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Kıymetli zamanını ayırıp bizlere bugün Hitit inanç sisteminde Tanrı ve Tanrıçaları kutsamak ve kutlamak adıyla bir sunum yapacaktır değerli dostlar. Hitit bizim için çok önemli çünkü Anadolu'nun sabit, sağlam saç ayaklarından derin kültürel bağları olan pek çok uygarlığın içinde belki de yanlış söylüyorsam hocam düzelsin. Birkaç önemli ayaklardan birisi bugünkü kültürel yaşamımızın ve dini başta olmak üzere pek çok kültürel fenomenlerin görünürlüğünün antik çağa kadar gittiğini pek çok bilim dalı bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Dolayısıyla heyecan verici bir konu. Hocamız da bu alanda çalışan önemli akademisyenlerden birisi. DTA ailesi olarak bizlere zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Sunum hocamızın zaman anlamında kendisine kadar sunumu isterse süre zarfında kendisi sunumunu yapacak. Sorularınız varsa lütfen mesaj bölümüne bırakabilirsiniz. Bittikten sonra hocamız uygunsa soruları kendisine yönelteceğiz. Soru haricinde de katkı ve sorularınızı sesli olarak da ifade etmek isterseniz bildirimde bulunabilirsiniz. Değerli hocam buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli İsmet Hocam. Öncelikle böyle güzel bir platformda bu imkanı verdiğiniz için hakikaten sağ olun Büşra Hanım, İsmet Hocam. Çok teşekkür ediyorum. İsmet Hocam'la biz Çorum'da Hitit Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz Hitit Dini Törenleri, Geçmişten Günümüze Dini Törenler isimli bir sempozyumda
bir araya gelmiştik. Orada tanışma fırsatı bulduk. Şimdi hocam, tabii Hitit inanç sisteminde Tanrı ve Tanrıçaları kutsamak ve kutlamak ismi sunumumuzun. Tabii sunumumuza konu olan belgelerimiz Hititçe çivi yazılı belgelerimiz. Ve bunların pek çoğu baktığımız zaman Hitit arşivine, biliyorsunuz, Boğazköy'de bulunan Hitit arşivinde çoğunluğu dini özellikte olanlar. Ve bunlar arasında dinle ilgili çok yazıyor Hititler. Yani bütün hayata yönelik yazışmalar var tabii ki, ama en çok dinle ilgili külliyatın çok fazla olduğunu görüyoruz. Ve bunların içerisinde de en çok bayram ya da festival olarak adlandırdığımız belgeler karşımıza çıkıyor. Ben festival olarak adlandıracağım. Festival törenleri bu sunumunda. Bu festival törenleri ve ritüel törenleri aslında karmaşık, birbirinin içine geçmiş belgelerde bu şekilde görmekteyiz. Şimdi Hitit düşüncesine göre, Hititlerin inanışına göre, ama bir tırnak açalım. Şimdi Hititler dediğimiz için bizim elimizdeki belge külliyatı devlet arşivi. Yani bugünkü Ankara'daki arşiv neyse ya da devletin arşivi neyse, Hititlerin bu devlet arşivi. Biz halkın, Hitit halkının nasıl yaşadığını, inançlarını, her türlü aktivitesini hayat içerisinde bilmiyoruz. Bizim elimizdekiler hep dediğim gibi devlet arşivine ait bir takım kayıtlar. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Dolayısıyla Hitit arşivinden çıkan ve devletin burada kayıtlı olan Hitit inanışına göre festivaller sayesinde ritüel davranış şekilleri ve Tanrı ve Tanrıçalarla kurulan iletişimdeki düzenlemeleri tespit ediyoruz. Şimdi mottosu, bu sistemin mottosu, Tanrıları memnun etmek ve onları kızdırmamak. Hitit dini kutsal ayinler açısından çok zengin ve bütün bu zengin külliyatın sebebi de Tanrı ve Tanrıçaları memnun etmek, tekrar altını çiziyorum, onları kızdırmamak. Şimdi ülkenin Panteon, yani dini Tanrı ve Tanrıça toplumuna baktığımız zaman yaklaşık olarak bine yakın bir Tanrı ve Tanrıça ile karşılaşıyoruz. Oldukça renkli. İklimlerle zamanı belirlenen festivaller, ki bunu ben geleneksel Anadolu'da biliyorsunuz, festivaller, tarımın sonu, hasat etme, bunlar aslında Hititler'de toprağa bağımlı. Hayvancılık ve tarım ekonominin önemli bir tabii ki bölümü, ama aynı zamanda yapılan seferlerle elde edilen ganimetler. Dolayısıyla böyle bir halkın da pek tabii ki kutladığı festivallerin de, festival zamanlarının da bu hayat gayeleriyle çok ilintili olması normal. Böyle bir inanç sistemi var önümüzde. Çeşitli törenlerle kutsanan ve kutlanan kendi bir inanç sistemi olarak adlandırmak mümkün. Ancak bu eğlenceli inanç sistemi eğer ki bu istimale uğrarsa, yani kutlanması gereken festivaller gereğince, yerince kutlanmaz ise, bu suistimal kral ailesinin, bilhassa kral ve kraliçanın kabusu olabiliyor. Eski çağ mentalitesinde. Şimdi tarihi kayıtlara baktığımız zaman bu kayıtlar bize gösteriyor ki Hititler, ki eski çağda birçok uygarlıkta bunu görüyoruz, başlarına gelen her felaket, hastalık, kazanılamayan savaşlar ya da gidilemeyen ya da gidilse de kaybedilen seferler, bu arada slaytlarımıza devam edelim, hatta ağılda kuzulayamayan koyunların nedeni bile zamanında kutlanamayan festivallere kızan tanrı ve tanrıçaların gazabı olarak algılanıyor. Bunların öfkesi, kaybolan tanrı mitosu olarak adlandırılan bir mitosta çok güzel ifade ediliyor. Bu anlattıklarım teyit edercesine. Dolayısıyla bu mitostan birazcık bahsetmek istiyorum.
Şimdi az önce İsmet Hocam'ın söylediği çocuklara Hititleri anlatmak ve Hitit uygarlığını sevdirmek için yazdım ve yaklaşık herhalde 2 ay oldu önce çıkardım. Küçük Tutalya'nın Maceraları isimli kitapta bakın nasıl anlatıyoruz kızıp ortadan kaybolan Tanrı'nın durumunu. Burada izninizle masaldan ilgili kısmı okumak istiyorum. 4. Tutalya'nın en çok etkilendiği masallardan biriydi Kaybolan Tanrılar Efsanesi. Her gece dinleyebilirdi bu masalı. Masal, Telifuni isimli tarım ve bereket tanrısının hiddetlenerek bir anda yeryüzünden kaybolmasıyla başlamaktaydı. Tanrı Telifuni, öfke nöbetine kapılmış ve ayakkabılarını giyerek ülkeyi terk etmiş ve hemen sonrasında büyük bir kıtlık olmuş, sığırlar ve koyunlar yavrularını reddetmiş ve yavrulayamaz olmuş, insanlar ve tanrılar aç kalmıştır. Bu büyük tehlike altında fırtına tanrısı, Telipinu'nun babası, deli dolu oğlunu arayıp bulması için bir kartal göndermiştir. Arama sonuçsuz kalınca fırtına tanrısı bu kez bir arı gönderir. Arı, yüksek dağları, derin vadileri, mavi denizleri araştırır. Sonuçta bir çayırda Telipinu'yu bulur. Ellerini ve ayaklarını sokarak onu kaldırır, sonra bal mumu sürerek soktuğu yerlerin acısını bindirir. Ancak Tanrı'nın öfkesi geçmez. Aslında böyle acıyla uyandırıldığı için kızgınlığı daha da artmıştır. Bir felaketler silsilesi içinde evleri yıkan, insanlara hayvanları ve ürünleri perişan eden yıldırımlar, fırtınalar ve seller gönderir. Sonra onu yatıştırması ve geri getirmesi için büyü tanrıçası Kamruşepa gönderilir. Kamruşepa bu amaçla bir ritüel gerçekleştirir. Törensel örnekseme yoluyla Telipinu'nun bedeni öfkeden arındırılır. Tanrı'nın eve dönüş yolu üzerine yağ ve bal dökülerek güzelleştirilmiştir. Telipinu döner ve yine ülkesini sever. Her şey normale dönmüştür. Ülkeye yine bereket gelir. Bu mitos aslında Hititlerde Tanrı algısını net bir şekilde anlatmaktadır. Ne pahasına olursa olsun Tanrı ve Tanrıçalar asla kızdırılmamalı ve her daim memnun edilmelidirler. Onlar memnunsa o zaman ülkeye bol yağmur gelir, tarlalar bereketlenir, hayvanlar besili hale gelir, güçlü ordular, başarılı seferler, refah içinde bir ülke, devamlılığı garanti edilmiş bir krallık, düşmanlarına karşı yenilmez ve her daim güçlü bir devlet garanti altına alınır. Onların lütfunu sağlamanın tek yolu onları kızdırmamak, memnun etmekten geçiyordu. İşte bunun için kurban sunmak, yiyecek içecek vermek, tapınakların bakımını yapmak ve tanrılara yapılması gerekli gündelik ayinleri eksiksiz yerine getirmek gerekmekteydi. Hitit Devlet Arşivlerinde ki bu slaytlarda gördüğümüz sol taraftaki bizim Hititçe çivi yazılı metinlerimiz. Burada bir CTH 630 dediğimiz yani bu metinleri kategorize ettiğimiz bir metin sıralaması bu CTH 630. Ay ve Gök Gürültüsü Festivali'nin metnini görmektesiniz. Şimdi devlet arşivlerinde bu ayinler anlatan en ilk başta da söylediğim çok sayıda belge var. Bu belgelerde kutlamalar sırasında yapılacak olan bütün eylemler en ince ayrıntılarına kadar anlatılmıştır. Bazı belgelerde hatta festivallerde yapılacak bütün işlemler gün gün kaydediliyor. Bu özelliğiyle festival metinlerini önceden hazırlanmış ve törenin nasıl yapılacağına dair bilgiler içeren matbu belgeler olarak yorumlamak mümkündür. Törene hangi görevliler katılacak, bunların törenlerdeki görevi nedir, hangi kıyafetleri giyecekler, törende hangi tanrılara hangi sırayla kurban sunulacak, bu kurbanların türü, miktarı ne olacak, kutlamalar hangi şehirlerde ve hangi mekanlarda yapılacak, ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek, gösteriler nasıl olacak, müzisyenler nerede sahneye çıkacak, hangi dilde, yani Hattice mi, Hititçe mi, Luvice mi, şarkı söyleyecek. Bu bahsettiğim diller de bu arada Anadolu'da kullanılan Batı Anadolu'da Luvice. Hattice, Anadolu'nun Hititler'den önceki sahipleri, yerel sahipleri, Hatti dili gibi.
Bu dillerde mi şarkı söyleyecek? Hangi müzik aletleri kullanılacak? Şaşırmayın çünkü hakikaten çok ciddi bir müzik aleti de var. Anadolu'nun ilk müzik aletlerini biz tetiklerde görüyoruz. Çünkü sazın öncüsü mandolin, işte gitara benzeyen göreceksiniz. Biraz sonra kabartmalarda göstereceğim, alacağı kabartmalarında. Çok ilginç. İşte bunlar ve daha başka pek çok detay uyulması zorunlu kurallar olarak kabul edilmiş ve hemen hemen bütün festival metinleri bu içerikte hazırlanmıştır. Ve festival zamanlarında uygulanmak üzere de yazılı olarak da muhafaza edilmiştir. Bu adeta, bunu az önce aslında metni düzeltirken yazdım, çok mantıklı geldi bana. Senaryosunun ana hatları belirtilen ve kısa özetlemeler içeren sinopsis metinleridir. Yani bütün bu festivallerin kurgusu yapılmış, yazılı olarak kayda alınmış. Sadece günü geldiğinde yönetmen, yani kral ve kraliçe, set ekibi, yani arkadaki tapınak görevlileri, dini görevliler ve kameraların önündeki oyuncular, belki halkın bir bölümü, yine saray erkanının bir bölümü, filmin çekilmeye başlanmasını bekleyen bir senaryoya benzetebiliriz aslında bu festival metinlerini. Senaryoda seyirci olarak yapılan değişiklikler tanrıların öfkesine yol açabilir düşüncesi kuralları ta ilk baştan beri söylediğim gibi sıkı sıkıya uymayı zorunlu kılmıştır. Çünkü bahis olan Tanrı'nın kızması. Tanrı kızdığı zaman ülkede her şey kötüye gidecek. Dolayısıyla ritüellerin kayıt altına alınmasında uygulanacak kurallar kesin ve değişmez. Hangi festivalin günü gelmişse yıl içerisinde o festival için hazırlanmış metne harfiyen uyuluyor ve festivallerin kutlanması esnasında bir karışıklık olmasını engellemek için de bütün önlemler alınıyordu. Tanrılardan istenen çok önemli olunca, hayati olunca bunları elde etmenin en etkili aracı olarak görülen festivaller de bir o kadar önemli. Bu yüzden de ne diyoruz? İnsanlar için yaşamsal bir anlam taşıyor. Şimdi kutsanan tanrılar dedik ya, bin tanrı, bin tanrılı halk diyoruz ya Hititlere. O zaman bu festivallerin sayısı da fazla olması normal herhalde. Peki bu bin tanrının hepsi Hititli mi diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Hayır, değildi. Az önce de söylediğim gibi Anadolu'nun Hititlerden önceki, Hint-Avrupalı Hititlerin Anadolu'dan önceki yerli halkı Hattiler, Huriler, Kuzeydoğu Anadolu ve Suriye'deki. Hocam sizin oraya da geliyor birazcık, Şırnak civarına tam olarak gelmese de Adana, işte Kizilhatna bölgesi. Hurri, çok önemli, Hurriler din olarak çok etkiliyor Hititleri, müthiş. Yani bütün din külliyatı, birazdan bahsedeceğim, önemli bölümü Hurrilerden geliyor. Luriler, Batı Anadolu gibi halkların tanrı ve tanrıçaları da, kutsalları da Hitit panteonuna dahil ediliyor. Ele geçirilen bir coğrafyada yaşayan halkın dini inançlarına saygıdan ziyade o halkın Hitit devletinin hükmü altına girmesi, idaresi altına alınması ve o halka hükmetmenin, o halkın kalbini kazanmanın en yumuşak yollarından birisi de nedir? Onun dinine saygı göstermek. Ve Hititlerin yaptığı gibi onların panteonunu, Tanrı ve Tanrıçanın kendi panteonuna dahil etmektedir. Biz Osmanlı döneminde bunu birazını şöyle ne yapıyor? Müthiş şefkatli davranıyorlar değil mi? Bütün halklara karşı, hükümranlığı altındaki bütün dinlere karşı son derece saygılı, son derece şefkatli davranıyorlar. Hititler bir adım daha ilerideler. Onların Tanrı ve Tanrıçalarını panteonlarına alıyorlar direkt. Bu aslında siyasi bir manevrada, yani yabancı tanrıları yerel Hattuşa dini platformuna dahil etmek ve onları bu sistemde kutlamak ve kutsamak. Ülkenin en önemli, burada Yazılıkaya'dan güzel bir, burada gördüğümüz tamamen Yazılıkaya'daki sahneler. Yazılıkaya nerededir diye sorarsanız, Hattuşa'nın çok yakınında, 1,5-2 kilometre hemen yakınında bir açık hava tapınağı. Burada bu tanrı ve tanrıçaların, yani bahsettiğiniz yerli ve yabancı tanrı ve tanrıçaların, özellikle Huri dinin etkisini görmek mümkün. Bu
burada sergilendiğini gördüğünüz gibi adeta tiyatral bir sahne içerisinde bir belirli bir sahneye gider gibi burada tasvir edildiğini görüyoruz. Konuşmanın sonuna doğru yazılı kayıyı ayrıntılı anlatacağım. Şimdi bu festival kutlamalarında kral var dedik, kraliçe var dedik. Bir de veliahtlar, prensler, prensesler ve çok yüksek rütbeli görevliler var. Söz konusu Hititçe çivi yazılı metinlerde belirtildiği şekliyle kraliyet ailesi bazen birlikte, bazen de ayrı ayrı kentlerde ve mekanlarda festivallere katılmaktalar. Festivallerin en önemlileri ilkbahar ve sonbaharda kutlanmakta ve bu dönemde yapılan askeri seferlerle kutlama zamanları bazen aynı zamanda denk gelmektedir. Böyle bir durumda, tehlikeli bir durum, kralın önceliği ise festivalleri kutlamak şeklinde olur. Yani önce Tanrı ve Tanrıça memnun edilecek ki o gidilecek sefer de kazanılsın. Eğer ihmal edilirse Tanrı'nın gazabına uğramak askeri yenilgiden daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Festival ya da bayramların her türlü sorumluluğu kraliyet çiftinden sonra dini görevliler, kadın dini görevliler ve erkek dini görevlilere ve diğer kült görevlilerine aittir. Ayrıca çeşitli daldan zanaatkarlar, işte bakırla, demirle uğraşan, seramikle uğraşan, kille uğraşan zanaatkarlar, çoban ve avcılar, belki bunların üst düzey temsilcileri, çünkü bu bizim Anadolu'muzdaki, geleneksel Anadolu'muzdaki bu zanaatler, işte esnaf zanaatkarlar odası, bunların aslında ilk başlangıcı biliyor musunuz? Hititlerde. Çok ciddi bir yapılanma var. Bunların ustaları, esas temsilcilerini biz sarayda görüyoruz. Aşçılar, sakiler, sofracılar, sofracı başları ve birçok görevli bu bayramlarda en üst düzeyde kral ve kraliçe ile birlikte vazifelerini bayramlarda yerine getirmek üzere törenlerde hazır bulunuyorlar. Şimdi Hitit festivallerini kısmen de olsa kategorize edebiliyoruz. Evet, burada gördüğünüz üzere mevsimlerle anılan festivaller var. İlkbahar, mevsim isimleriyle sonbahar, yıl ve ay festivalleri. Meteorolojik olaylarla anılan festivaller var. Yağmur, gök gürültüsü gibi. Tarımsal faaliyetlerle anılanlar var. Orak festivali, bağ bozumu bayramı, harman, üzüm kesme, meyve festivali, ekin yağını bayramı gibi. Törenin önemli, en önemli bölümüne göre adlandırılan, mesela yıkanma festivali var. Mesela dağa götürme festivali var. Belirli insan gruplarına göre yapılan bayramlar ya da festivaller var. Mesela yaşlı adamların bayramı, temiz rahibin, temiz din görevlisinin, tanrı anaları ve uzak yerlerdeki insanların festivali gibi çeşitli festival isimleri var. Hocam sizin bizim törende anlattığınız, ne yaptığınız o güzel, değil mi? Festivalin adı neydi? Hemen o aklıma geliyor, lütfen söyle. Sefine Festivali hocam. Sefine Festivali çok önemli, çok araştırılması gereken bir festival hocamız sunmuştu. O aklıma geldi mesela. Bakın bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Yani arada kopukluklar yok aslında. Neden? Jeokültürel bellek ve aynı toprağı paylaşmaktan ötürü. 3500 yıl geçse de o motifler, kültürler içerisindeki o motifleri almak, görmek bile, hissetmek bile mümkün. Şimdi sizi Hattuşa'dan alıyorum, Yazılıkaya'dan. Boğazköy'e yaklaşık olarak işte yakınlarında arabayla gittiğiniz zaman 20-25 dakika uzaklıktaki Alacahöyük arkeolojik kazılarına götüreceğim. Şimdi Alacahöyük önemli çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle açılan ilk Türkiye'nin ilk arkeolojik kazılarından bir tanesi. Dolayısıyla buradaki kazılar mühim. Burada çarpıcı keşifler var. Burada gördüğünüz bir orta stat örneği. Şimdi erken Tunç Çağı dediğimiz bizim devirlerdeki, arkeolojik devirlerde erken Tunç Çağı'nın tabakalarda gün yüzüne çıkartılan ve
üst düzey mezarlar, o yörenin üst düzey kimseleri, kraliyet mezarları olarak literatüre geçmiş, mezarlarında tespit edilen kurbanların Hitit çağında devam eden törensel kurban için bir prototip oluşturduğu gözlenebilmektedir. Alacahöyük kral mezarlarında sıvı kurbanı dediğimiz libasyon ve hayvan kurbanının belirli bir düzende uygulanmış olduğu anlaşılmaktadır. Mesela burada gördüğümüz ortostat üzerindeki, yani bunlar bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin taş eserler seksiyonunda görmek mümkün. Burada mesela şu en başta gördüğümüz bir sunak ve sunağın hemen yanında belli ki bir tanrı ve oradan tanrıya doğru giden şurada gördüğümüz bir kraliçe elinde bir sıvı sunumu yapacak. Önünde yine bir kral, bakın kral olduğunu nereden anlıyoruz? Şu yuvarlak gördüğümüz litus diyoruz. Litus'u onun kutsal işte şeyi, asası ve arkada işte ponozlu şey diyoruz, etek diyoruz. Ondan sonra başlığıyla kraliçe ve arkasından da artık veliahtlar mı geliyor, yüksek düzey görevliler mi geliyor? Bir törenin aslında, bir bayramın aslında bu bir fotoğrafı diyebiliriz. Söylediğim gibi Erken Türkçe'ne ait bu törensel prototip Hitit döneminde de benzer kurban etkinliklerinin Hitit festivallerinde de icra edildiğini, bu Hitit İmparatorluk dönemine tarihlendirilen orta asatlar üzerindeki tasvirler sayesinde okuyabiliyoruz. Bu durum aslında Alacahöyük'ün geçmişten köklü bir kültsel kurban geleneğine sahip olduğunu bize belgelemektedir. Söz konusu ortostatlarda Hitit kral ve kraliçesinin yönettiği bir festival töreninde libasyon içki kurbanlarına, hayvan kurbanlarına dair sahneler dikkati çekmekte. Ve bu sahnelerin Hitit festival törenlerini ayrıntılı olarak anlatan metinlerle uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Burada yine az önce bahsettiğim Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndedir orijinali. Burada da gördüğünüz gibi bakın bir görevli ne yapıyor? Bir elinde bir sivri, dipli bir kapla, libasyon kapı olasılıkla ne yapıyor? Olasılıkla kurban için götürdüğü, bakın burada bir keçi, boğa, üstte yine iki tane hayvan, bunları dört tane hayvanı ne kadar güzel stilistik bir biçimde tasvir edilmiş gördüğünüz gibi. Bu bir bayram sahnesi diyoruz. Bu orta asatlar aynı zamanda tanrılar, kurban törenlerinin uzman personeli, kullanılan malzeme ve törenlerin atmosferi hakkında da oldukça aydınlatıcı. Törenlere dair sahnelerin düzenlenişi, bu sahnelerin kurbanların uygulanış yöntemleri bakımından ele alınmış olması orta asatları, Alacahöyük orta asatlarını oldukça ilgi çekici kılmakta. Şimdi Alacahöyük orta statlarındaki sahnenin bütünü, kırsalda gerçekleşen bir avdan sonra burada gördüğünüz sahne, müzisyenler, akrobatlar, tekerlekli bir riton içinde taşınan içki, aşçılar ve kurbanlık hayvanları eşlik eden çobandan oluşan tören alayına liderlik eden ve kapıya yönelmiş şekilde tasvir edilen kraliyet çiftinin kapıdan içeri girip tanrı heykelinin durduğu tapınağa ulaştıklarını anlatan gerçek bir olayın yansımasını sunmaktadır. Evet, burada da bakın şurada gördüğünüz geyiğin tasvir edilişine, o muhteşem bakın boynuzuna, önünde muhtemelen birazdan da bahsedeceğim çiğdem çiçeği, yani Tavşımşar Bayramı'nın simgesi çiğdem çiçeğini yiyor bakın. Ona doğru eğilmiş. Üste bakın, sağ üstte tipik bir Hitit sanatının özelliğini gösteren işte kısa etekli ok atar vaziyette başında bir beresiyle tipik bir Hititli asker. Bakın dizini görüyor musunuz? Şurada bükmüş ve ayağı, sivri ayak uçları
bizim bu Anadolu'daki, geleneksel Anadolu'daki çarıklara benzer. Çarıklar onların devamıdır. Bakın ne kadar güzel avının karşısında, değil mi? Burada ne kadar güzel canlı bir şekilde tasvir edilmiş. Evet, Alaçatı'da tasvir edilen festival, peki diyeceksiniz ki hangi festival? Burada da şimdi görüyorsunuz, sağda az önce bahsettim. Bakın iki kişi elindeki bu mandolin, gitar benzeri aleti, müzik aletini görmemek mümkün değil herhalde. Sağ tarafında yine bir pozisyonda elinde bakın bir kurbanlık hayvanı tutmuş, kısa etekli, tipik bir yine görevli işte. Sivri uçlu ayakkabılarıyla. Sol tarafta da adeta bir sirk sahnesi gibi. Bakın merdivene çıkmış gösteri yapan bir görevli. Sol tarafta onun arkasında duran birisi ortada. Sol taraftaki kişinin ne yaptığını görmek mümkün mü bilmiyorum. Bakın ağzına bu sirklerde vardır ya, ağzına kılıç sokuyor. Bir gösteri. Yani bakın Kitit festivalleri böyleydi. Bu kadar renkliydi, bu kadar eğlenceliydi. Müzisyenler, akrobatlar, akrobasi hareketleri, müzik gerçekten muhteşemdi. Peki sorumuza gelelim. Burada Alacaoğlu Orta Hastatları'nda bahsedilen festival hangisiydi? Olasılıkla yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar festivali olarak kutlanan Antahşumsar Festivali olma ihtimali yüksektir diyoruz. Evet, burada da yine az önce bahsettiğimiz geyikler, yine önündeki bitkilerin bakın ne kadar güzel stilize edilmiş, şu muhteşemliği görüyor musunuz? Yani bugün bile bunlar bakın taşa işlenmiş, yani normal seramik değil bunlar. O kadar üstün bir işçilik var ki. Şimdi bunu da söylemeden söylemeden edemeyeceğim. İhtiyaçlar inanılmaz taş seviyorlar ve inanılmaz iyi. Muhteşem taş eserleri çıkartıyorlar. Hatta hep söylerim, bugün Türkiye'nin birçok yerindeki taş ustaları, duvar ustaları biliyor musunuz Çorum'dan gidiyor. Çok ciddi Çorum'da ustalar var, önemli ustalar var. Demek ki DNA'lara kadar işlemiş bu. Yani inanılmaz güzel taş istiyorlar. Şimdi tekrar festivallere dönecek olursak, Gittikler'de bahar festivalleri dedik. Baharın başlangıcı ve doğanın canlanması hemen hemen bütün eski çağ toplumlarında olduğu gibi kutlanıyor. Hitit takviminde yer alan festivallerden ilkbahar ve sonbahar dışında doğaya bağımlı yaşayan insanlar için yeni yılın başlangıcı, kuların çoğalması, tohumların köklenmesi ilkbaharla özdeş. Yine yeni yılda karların eridiği ve çiğdemlerin açtığı zamanlar, ilkbahar ve yeni yıl eşleş gibi, sanki ikisini aynı anda kutlanıyor. Yani onların sanki yeni yılı ilkbahar gibi diyebiliriz. Antahşumşar Bayramı'na tekrar dönersek, bu bayram 38 gün sürüyor. Az önce gördüğümüz kabartmalardaki çiğdem anlamına gelen olasılıkla diyoruz, yani tam olarak çiğdemle özdeşiyor demek zor. Ama çünkü çiğdem çiçeği şöyle bir anekdot anlatabilirim. Boğazköy'e kıştan çıkıp da baharın daha böyle Mart aylarında, gerçi artık mevsimler de o kadar değişti ki, şimdi biliyorsunuz yaşadığımız günlerde yaz gibi bir Şubat geçiriyoruz. Bu ekstra bir şey. Ama normalde Mart ayında gittiğiniz zaman Hattuşa'ya hep çıkar o çiğdemleri. Bir şekilde görürsünüz. İşte onlar Antahşumşar'dır. Ve Hititler o zaman Antahşumşar Festivali'ni kutlamaya başlıyorlar. Yani ilkbaharın müjdecisi çiğdem çiçeklerini açtığı zaman. İşte bu Antahşumşar Festivali Gezi Güzergahı'nın, kralın Gezi Güzergahı'nın başlama noktası Hattuşa'da. Çünkü Hattuşa'da geçiriyor kral. Seferlere gitmeden önce Hattuşa'dan çıkıyor. Eğer ki kışı başka bir şehirde geçirmişse festival o kentte başlıyor. Festival ülkenin belli başlı kült merkezleri boyunca yapılan bir kült yolculuğunu içeriyor. Bu festival kutlamalarının görsel tasvirleri az önce ifade ettiğim gibi Alacaoğlu kabartmalarında gösterdiğim gibi yer alıyor.
Yine bir başka bayramımız, önemli bir festivalimiz Muntariyaşa Festivali. Bu festivalin adı da, buradaki ilan festivaliydi, evet. Muntariya, Hititçe acele etmek fiilinden türemiştir. Kralın bir kutlama alanından başka bir kutlama alanına aceleyle seyahat etmesi sebebiyle bu adanmış olmalı diye düşünüyoruz. Kutlama sonbaharda kralın seferden döndüğü zaman yapılıyor ve yaklaşık 50 gün sürüyor. Burada da yine kral ve kraliçe bu 50 gün boyunca Hitit ülkesinin birçok kentini kapsayan bir kült yolculuğuna çıkıyorlar. Muntariyaşa ve Antaşumşar festivalleri bazı konularda benzerlik gösteriyor. Onu da eklememiz gerekiyor. Her iki festivalin güzergahı da aşağı yukarı aynı. İç ve Kuzey Anadolu'daki önemli kült merkezlerini kapsıyor. Bütün bu kentler Kızılırmak Nehri'nin çizdiği kavis üzerinde bulunmakta ve yine Hitit başkentinin kuzey ve kuzeydoğusunda ayrıca güneyinde yer almaktadır. İki festivalde kral ve kraliçeye birlikte hafif at arabasıyla ziyaretler yapılıyor. Evet, bir diğer festivalimiz Kilian Festivali. Az önce burada da gördüğümüz CTH 627. Kilian kelimesi kapı yapısı, pazar yeri anlamına geliyor. Kapı kavramı hakikaten ilginç. Mesela Hititlerde devlet kapısı var. Bu bize de geçmiştir, değil mi? Devlet baba denir, devlet kapısı denir. İşte bu hep Hititlerden süre gelmiş bir geleneğin izleri aslında. Büyük olasılıkla başkentte kutlanan ve 3 gün süren Kilian Festivali ayinlerinde Hattuşa'nın saray kapısı ön planda. Kral ve kraliçenin Hitit başkentinde yaptıkları bir tür gezi şeklinde. Bu festivalle ilgili pek çok Hatti kökenli Tanrı adının geçmesi söz konusu festivalin Hatti kökenli olabileceğini, Hatti kökenli olması gerektiğini dair izlenimler sunuyor. Söz konusu festivalde çeşitli Hititler kentlerinden gelen ve ayine katılan bazı görevliler ve katılımcılar adaklar veriyorlar. Büyük ve küçük baş hayvanlar, çeşitli ekmekler, ekmek yapımı çok önemli. Yani neredeyse yüzü aşkın ekmek var. Bugün Anadolu'da işte saç ekmeği, gözleme, bazlama, efendime söyleyeyim, daha o kadar çok ekmek çeşidi var ki hepsi şeyden geliyor, Hititlere kadar dayanıyor. Çok çeşitlidir bizde biliyorsunuz mutfağımızda ekmek çeşidi, buğday bol, tabii o eski buğday türleriyle, peynir, et, bira, şarap gibi yine içecekler. Bu adakların hangi şehirlerden geldiği ve hangi görevliler aracılığıyla verildiği festival metinde sırası ve datayla ayrıntılı veriliyor. Getirilen adaklar festivale katılanlara dağıtılıyor. Bir diğer festivalimiz Purulia Festivalimiz. Bu Purulia'da toprak terimiyle ilişki görülen yine Hatti kökenli festival. Burada Hititlerin en önemli tanrısı, baş tanrısı, fırtına tanrısı Telipinu ve Inara ön planda. Yine Purulia Festivali'ne kralla birlikte kraliçe de katılıyor. Burada Hattuşa'da başladığını görüyoruz tören alayının. Varacağı noktaya ulaşmadan önce Güneş Arinna'nın Güneş Tanrısı'nın şehri Arinna, olasılıkla Alacayık olması muhtemel. Arinna'da dahil olmak üzere birçok kente yetiyorlar. Varılacak noktaysa Hititlerin kutsal kenti Nerik kenti. Buranın da bugün Vezir Köprü, Samsun Vezir Köprü civarında aranıyor. Buralar kazı yapılan kentle eşit olması, oyma ağaç höyüğüyle eşit olması düşünülüyor. Oyma ağaçta da bugün bir kazı ekibi kazılarını sürdürmekte. Bir diğer festivalimiz Hişuva Festivali. Bu da biraz kısa tutacağım. 8 gün sürüyor. 13 tablet bir seri. Burada da Huri kökenli bir festival olduğunu düşünüyoruz. Hititlerin muhteşem kraliçesi, çok etkili bir kraliçe. Puduhepa, 3. Hattuş'un karısı, benim küçük Tutalyam'ın da üvey annesi. Puduhepa'dan da bahsediyor hikaye kitabında. Üvey annesinin Hattuş'a gelmesinden onunla ilgili kısımda var. Puduhepa inanılmaz dinine düşkün, Huri kökenli bir
Lavazantiyalı bir din adamı, Bentip Şari'nin kızı. Zaten 3. Hattuşili'de biliyorsunuz Kadeş şeyin ilk uluslararası anlaşması, Mısır'la yaptığı seferden dönerken Lavazantiya, yani bu Adana civarlarında aranıyor burası. Lavazantiya'dan dönerken Pudhepa'yı görüyor. Orada Pudhepa ile evleniyor. Pudhepa'yı Hattuşa'ya getiriyor ve böylelikle de bu Hişuva Festivali de bu dönemde katılmış arşive diye düşünüyoruz. Pudhepa, Kuzuvatlı tabletlerinin Hattuşa'ya kazandırılması için Katip Balvaziti'yi görevlendiriyor. Hitit, Luvi ve Huri unsurları içeren festival, fırtına tanrısı Manuzia onuruna yapılmakta. Bu çok renkli kutlamalar hakkında bir takım görsel malzemeler de mevcut. Biraz onları göstermek istiyorum. Bu görsel malzemelerden birisi eski krallık dönemi tarihlendirilen inandık vazosu görüyorsunuz. Hüseyin Dede'de ele geçen yine bu inandık vazosu Çankırı yakınlarında geçiyor. İnandık'ta ele geçiyor. Yıllar önce Hüseyin Dede'de ele geçen yine Çorum yakınlarında Hüseyin Dede lütfen. Hüseyin Dede vazoları ve Alacaoğlu kabartmaları aslında bu festivalleri bize gösteren eserler. Şimdi inandık vazosuna biraz bakalım. Çünkü gerçekten hiç festivallerini canlı canlı gösteren en önemli eserlerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi Hattuşa'nın kuzeybatısında, Çankırı yakınlarında İnandık'ta ele geçiyor. Şimdi vazonun birinci sahnesinde şurada solda görüyorsunuz şeridi, yani şu kısım. Bu arada slaytlar için öğrencim, yüksek lisans öğrencim Erkan'a çok teşekkür ediyorum. Görsel sunumları o hazırladı. Bizim slaytlardan ve görselden sorumlu Devlet Bakanımız. Aynı zamanda kitaplarımın da özendirici olsun. Hikaye kitabımın da şeylerini, çizimlerini Erkan yaptı. Benim kontrolümde. Çizimler gerçekten birebir. Bütün kabartmaları taradık. Çok büyük emek var. Kitap biraz küçük ve ince. Ama işte biraz ekonomik sebeplerle. Ama hakikaten çizimler de çok güzel. Ve Erkan'a çok teşekkür ediyorum burada bir kez daha. Gerçekten öğrencileri, yetenekli öğrencileri değerlendirmek lazım. Onlara imkanlar tanımak lazım. Çok sağ olsun. Şimdi burada az önce Alacahük'teki hatırlıyorsunuz, gördünüz, bakın burada da var. Şimdi şurada uta benzer, lire benzer bir alet var, bir çalgı aleti. Çalpara çalan kadınlar, üçlü kadın. Hemen akrobasi hareketi yapan ki bu akrobasi hareketlerini bu Miken vazolarındaki, Miken kabartmalarındaki akrobatlara çok benzetirler. Hatta onlarla bir şey var mı, kültürel olarak bağlantı kurulur. Bu konuda hakikaten güzel çalışmalar da var. Takip etmek isteyenler için bu vazoları çalışan hocaların değerli makaleleri var. Muhakkak isteyen olursa onları söyleriz. Sonra burada... Bakın yine gitar ve saz benzeri, hep tartışılmıştır gitar mı saz mı bir alet. Kıyafetler tipik sanatının özelliklerini içeriyor. Burada da adeta uzun eşek gibi, bakın hani bizim bir geleneksel vardır ya oyun, ona benzer bir oyuna benzer bir sahne. İkinci sahneye geçelim. Tamam, yani bir festivali gösteriyor burada. İkinci sahnede de yine bakın burada kutsal evlenme sahnesi diyoruz. Bunu yazılı kayada da görüyoruz ama burada yatak üzerinde kutsal evlilik sahnesine doğru giden yine bir ekip. Festival ekibi. Bakın yine çalparayı biliyoruz, geleneksel bir çalgı. Kadınlar iki tane çalpara çalıyor. Burada asasıyla yine yürüyen din görevlisi kadınları, belki yine lir çalan birisi. Bakın burada sunak üzerinde işte sunumları, sunucuya belki yiyecekler. Burada da gördüğünüz gibi kült koymak için burada çok güzel adak sunaklar var. Sunaklar konusu hakikaten önemli. Doldurma prizleri şurada görüyorsunuz.
Bu sahnede şu vazonun ikinci sahnesi. Üçüncü sahneye geldiğimiz zaman yine bakın burada da mutfakla aşağısı mutfak pardon. Burada yine bir boğa, tanrı fırtına tanrısının kutsal hayvanı boğaya doğru giden yine bir bakın sahne. Şu yukarının devamı, ikinci sahnenin devamı ve solda da yine bir belki bir müzik çalıyorlardı artık. Nasıl bir müzik olduğunu tabii bilemiyoruz. Notaları yok ama çok ciddi bir müzik etkinliği, çok çok ciddi bir akrobasi hareketi. Bir yandan yemekler, sunumlar gidiyor ama hepsi bakın bir sahne Tanrı'ya doğru, Tanrı'nın kutsal hayvanı Boğa'ya, orada Boğa fırtına tanrısını temsil ediyoruz diye düşünüyoruz. Giden bir festival anı. Çok güzel, adeta bir film şeridi gibi tasvir edilmiş gördüğümüz seramik vazonun üzerinde. Tabii bu vazo böyle çıkmıyor. Onu da eklemeden söylemeden edemeyeceğim. Parça parça bir kazıda bulunuyor. Bu kazıda bulunuyor ama Hüseyin Dede kaçakçıların elinden parça parça kurtularak satın alarak alınıyor bildiğim kadarıyla. İnandık vazosunun dördüncü sahnesinde biraz daha mutfak işleri yapılıyor işte. Bakın burada belki bir et parçalanmış, işte seramikler var sağda. Solda bakın bir tabure, yine libasyon, belki içki hazırlanıyor. Bakın şuradaki ortadaki görebiliyor musunuz? Adeta lir ya bu. Lire ne kadar benziyor. Yani enstrümantal, o kadar çok enstrüman var ki gördüğünüz sahnelerde. Hakikaten insan o devre gitmek istiyor, ne yapıyorlar diye. Bakın solda da adeta bu. Aklıma bu kadının sahnesinde keşkek yapımı gelir. Keşkekte de hani bu buğdayı alırsınız, işte eti alırsınız, orada bir dövülür ya hani. Geleneksel Anadolu'da, Anadolu'nun her tarafında çok vardır biliyorsunuz keşkek. Sanki orada bir keşkek yapıyormuş gibi. Öyle bir hisse kapılıyorum ben. Yani çok böyle canlı canlı, inanılmaz güzel sahneler bunlar. Bunlar tabii güzel yorumlayan makaleler, bilimsel çalışmalar da var. Ben burada size özet geçiyorum. Şimdi Hüseyin Dede vazoları az önce söylediğim aslında burada Hüseyin Dede'de de kazılar yapılıyor ama asıl bu parçaların bir bölümü zamanında burada kaçak kazılar yapılıyor ve kaçakçılardan işte bir şekilde bulunuyor ve bu parçalar satın alarak birleştiriliyor. Hakikaten zor bu restorasyon aşaması. Bu Hüseyin Dede dediğimiz Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü'de bulunuyor. İki vazo aslında. Tek firizli olanında burada müzikçiler yanında boğa üstünde akrobasi hareketleri yapan dans sahneleri tasvir edilmiş. Şimdi bu Miken'de bakın şu aşağıda boğayı görüyorsunuz. Miken'deki tasvirlerle benzerlik gösteriyor. Bu anlamda önemli. Bilimsel çalışmalarda bu karşılaştırmalar yapılıyor. Daha büyük olan ikinci vazodaysa tasvir edilen oynayan bir kadın figürü. Şurada görüyoruz. Şu kadınları bakın aşağı inmiş. Hani bizim şu vardır ya çifte telli'de falan böyle aşağı inilir yukarı çıkılır. Böyle oynarken halk oyunları. Bakın aynısı. Böyle bir ne kadar benziyor folklor. Anadolu folkloruna birbirinin devamı. Hep söylüyorum her şey jeokültürel bellek, aynı topraklarda olma, birbirini etkileyen birçok şey var. Bakın az önce bahsettiğim akrobatı görüyor musunuz? Boğanın üstündeki şu akrobasi hareketlerinin güzelliğine bakın. Bunlara baktığımız zaman bir Hitit Festivali'nin gidip adeta Boğazköy'e gidip orada sanki yaşıyormuş bizim. Şu canlılığına bakın. Oynayanların, çalpara çalanların, oynayan kadınların ve bu oynayan kadın figürü de Hitit sanatında ilk kez görüyoruz. Adeta şu kaşık kalan hani olur ya düğünlerde falan kaşık çalarlar. Tam kaşık yok ama kaşık çalan kadınlara benzemiyor şu iki tane Hititli kadınımız, dansçı kadınımız. Ben çok benzetiyorum. Baktığım zaman bu da köylerdeki o düğün sahnelerini görmek mümkün. Zaten burada çok bahsetmedim ama ben çok bunu zikrediyorum her konuştuğum zaman da. Bir radyo programlarımız oluyor Rex FM'de Cuma günleri saat 1'de. Orada geçen hafta da anlattım. Anadolu'nun seyirlik oyunları, köy seyirlik oyunları. Çok sevgili, kıymetli, rahmetli Metin Ant hocamız.
ve çok sevgili tiyatro teorisyeni Nurhan Karadağ hocamız çalışmalarında söylemiştir. Köy seyirlik oyunlarıyla Anadolu uygarlıklarının işte bu festivalleri ve ritüeller arasındaki benzerlikler çok müthiş. Bir öğrencime bir lisans tezinde buna yaptırdım. Ama çok istiyorum bir yüksek lisans ve doktora tezinde bunları ayrıntılı ele almayı. Çünkü hakikaten çok büyük benzerlikler var. İnanılmaz benzerlikler var yani. Nurhan Hoca'yla da rahmetli olmadan önce bu konuları konuştuk. Gerçekten bu kültürel devamlılığı inceleyerek, etnografik malzeme içerisinde inceleyerek bütün bunları çıkarmak mümkün diyoruz. Yine bakın müzik eşliğinde ellerini yukarı kaldırmış kadınlar, parmaklarını dediğim gibi şıkırdatarak oynatıyorlar. Yani çok renkli bir festival sahnesi. Bakın Tanrı ve Tanrıçalarını böyle şey yapıyorlar, kutluyorlar. İşte bu görsel malzeme bizim için önemli bir zenginlik. Müzik aleti, çalma, şarkı söyleme, dans etme, eylemi hepsi var. Yani hiçbir Hitit ritüeli müziksiz geçiştirilemiyor. Şarkı ve müzik ayrıca sadece festival törenlerinde değil, ölü ritüellerine verilen yemeklerde, tanrılara kurban sunma, libasyon yapma sahnelerinde de ön planda. Bakın ölü ritüelleri bizde de öyledir. Ne yapılır? Mutlaka halen günümüzde uygulanır. Ölünün ardından lokma dökülür, ölünün evinde yemek verilir. Aynı şeyi Hititlerde de görüyoruz. Hatta bir ilerisi, bu biraz dünya baktığımız zaman Afrika'da ve bazı Hindistan'da da öldüğü zaman kişiler, çünkü neye inanılıyor? Öldüğü zaman bizim tasavvufta da vardır. Bir odadan diğerine geçti derler. Yani gömlek değiştirdi, ruh gömlek değiştirdi. İşte burada da onun gibi seviniyorlar. Yani ölüyü sevinerek kutluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani çok güzel bir şey. Ölüm değil yani. Ruh ölmüyor çünkü. Bunu aslında gösteriyor. Şimdi ilahiler okuyorlar bu arada. Bu ilahilerin hangi dilde olduğu, artık Haddice mi, Lurice mi, Hurice mi, Babilce mi olduğunu orada o bize ritüelin nasıl olacağını anlatan tablette yazıyor. Erkek ve kadın şarkıcılar mensup oldukları artık hangi kültürün etnik kökeni ise ona uygun şarkısını, ilahisini söylüyor. Şimdi bu arada festivallerin kutlanacağı yerler neresi diye bir soru gelirse eğer, bu da yerler de değişik. Şimdi kutlamalar için yapılacağı yerde ne yazıldıysa orada yapılıyor. Yani o bizim verilen nizamilerde ne yazıyorsa tabletlerde güzergahlar, yerler belli. Tapınaklar, köyler olabiliyor, ormanlar, köylerin içinde şehirler, kırlar, ırmak kenarları, dağlar, tepeler, özel bir takım işte şey çevresindeki, şehir çevresindeki sulu, pınarlı yerler. Yani seçilen alanın dışına çıkılmıyor. Eğer çıkılırsa tanrılar kızabilir ve ayinlerin amacına ulaşmak da engellenebilir. Şimdi bir diğer bahsetmek istediğim önemli bir konu var. Festivallerde kullanılan taşlar. Şimdi dedik ya, taşı işlemeyi çok seviyorlar Hititler. Tanrı ve tanrıçaları temsil ettiği düşünülen taşlar ritüel törenlerinde düzenleniyor. Bu taşlardan biri olduğunu düşündüğümüz ve literatürde Huvaşi taşı olarak adlandırılan, ben Huvaşi taşı olarak adlandırıyorum ama bu kesin olarak Huvaşi taşıdır dememiz mümkün değil ama Huvaşi taşın çünkü şey var. Yani mesela şudur arkeolojik malzeme ile filolojik malzemeyi birebir şudur denmediği için biz bir şekilde araştırarak örneklerle bunu kondurmaya ve adlandırmaya çalışıyoruz. Bana kalırsa bu benim düşüncem ama tabii bu sadece benim düşüncem değil. Huvaş taşları bu slide'da gördüğünüz taş olma ihtimali çok yüksek. Bu gördüğünüz stikel ya da Huvaşi taşı bana göre şu anda Orta Anadolu'da Yozgat Arkeoloji Müzesi'nin 1603 numaralı parçası olarak envantere geçmiş bir eserdir.
Söz konusu yazıt Çalapverdi, Yozgat Çalapverdi köyü civarındaki Karatepe isimli bir tepede bulunmuştur. Yazıt'ın nispeten günümüzdeki mezar taşlarını andıran bir taş üzerine işlenmiş olduğu görülmektedir. Söz konusu yazıtı meslektaşım, İngiliz meslektaşım Mark Whedon'la birlikte yayınladık. Serbest bir tercümeyle Louis hiyeroglifleriyle yazılmış bu soldaki taş ve burada Louis hiyeroglifleriyle yazılmış çizimim benim. Prens Anaziti, güneş tanrısı için bu sitele 3 kurban verdi yazmaktadır. Yazıtta çok büyük bir olasılıkla Prens Anaziti'nin, bu Prens Anaziti de çok geçen bir kişi değil, yani şeyde yok, mührü yok. Bu bir iki yerde geçiyor bu yazıt dışında. Prens Anaziti'nin Çalapverdi bölgesindeki bir kült yapısında güneş tanrısına yönelik olarak yaptığı bir sunuyu anlatıyor. Kült yapısının doğası, söz konusu alanın tek başına özel olarak bir güneş tanrısı tapınımı için tasarlanmış bir yer olmadığını ortaya koymaktadır. Söz konusu kült alanında çok büyük bir olasılıkla diğer tanrılar için yapılmış evler de bulunuyordu. Arina yolu üzerindeki Kulile kentinde bulunan Gış Arhu Zazana ya da Gış Varhu İzna tipi yapılarla benzer şekilde Hattuşa dışında festival kutlamalarının bir parçası olarak kralın ziyaret ettiği yapıların var olduğu bilinmektedir. Yani özetle bu Huaşi taşları, bence Çalapverdi de onlardan bir tanesi, kralın tapınak olmadığı zaman gidip o bölgede, o halkın bulunduğu bölgede bir sitel dikiyorlar ve orada bu sitel aslında o festivalin geliştiği yerde kutladığı, Tanrı'ya sunum yaptığı bir yer olarak bulunuyor diyebiliriz. Peki Çalapverdi gibi siteller nasıl kutlanıyor? Az önce dediğim gibi festival sırasında katılımcılar ve tanrı heykelleri Huvaş taşlarının bulunduğu kutsal bir alana götürülüyor. Bu siteller bazen görüyoruz festival metinlerinde yıkanıyor ya da işte yağlanıyor. Tanrı heykelleri, tanrı ve tanrıça heykelleri gibi. Şehrin dışında açık yerlerde, korularda, çeşme başında ya da dağda bulunabiliyor. Ve daha sonra da burada Tanrı'ya kurbanlar sunulup Tanrılar eğlendiriliyor diyebiliriz. Evet. Son olarak bu festivallerin simgelendiği, başta söylediğim Yazılı Kaya'dan bizim çok önemli, Hattuşa'ya yakın gittiğiniz zaman muhakkak zaten ziyaret edilmesi açık hava tapınağında. Burada da bizim Erkan sağ olsun öğrencilerle geçen sene yaptığımız geziden zannedersem enstantaneler koymuş. Bunlar ortadaki benim geçen sene dersimi alan, kültür ve uygarlığı dersini alan öğrenciler. Açık Çorum ile Hattuşa ili dediğim gibi 2 kilometre kuzeydoğusunda doğal bir kaya yarı içerisine. Yani bu gördüğünüz aslında doğal bir kaya yarına M.Ö. 13. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Söz konusu doğal kaya yarı, bu da herhalde Erkan'ın güzel bir çizimi. Büyük A odası, B odası ve C odası olmak üzere 3 odadan oluşmakta. Yazılı Kaya, kaya kütlesinin önünde yapılan kazılarda ayrıca bir grup mimari yapı grubuna da rastlanıyor. Olasılıkla bu kısımlarda kaya odalarının kutsal ziyarete geçilmeden önce kült faaliyetleri ve temizlenme, arınma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kısımlar. Çünkü antiparantez hemen söyleyeyim, Hititler tapınaklarına girmeden önce, tapınak direktif metinleri var, yıkanıyorlar, paklanıyorlar. Kıllı girilmiyor, kılları. Domuz gibi onlar için şey olmayan hayvanlara dokunulmadan arınılarak, temizlenerek, hatta oraya girip çıkan din görevlilerinin bile muhakkak temizlenmesi ve o söylenen kurallara uygun bir biçimde tapınak görevlilerine gönderilen direktifler var. Kocaman metinler bunlar. Bu metinlerde ne yazıyorsa ona uyulmak zorunda. Eğer uyulmazsa çok büyük, ölüme kadar giden, idam cezasına kadar giden cezalar var. Söylediğimiz gibi bu Yazıkaya'nın önündeki yapılarda temizleniyor kral ve kraliçe, suyla temizleniyor.
ve sonra kutsal havuzlarda suyla yaptıkları seremonilerden sonra da tapınağa giriyor olmalılar. Yani kutsal ziyaretgaha girmeden önce hazırlık yapılan mimari yapılar. Bugün ama baktığımız zaman sadece temelleri gözüken yapılar var. Şimdi A odasına geçelim. Bu genel bir görüntü. A odasında bu kutsal sahne, asıl sahne, İmparatorluk Kenti Panteonu'nun en önemli tanrılarının retinleri ve hurice isimleri yer almakta. Şu ellerinin üzerindeki nejantlar isimleri oluyor. Sol tarafta erkek tanrılar, sağ tarafta ise kadın tanrılar yer alıyor. Erkek tanrılar genellikle sivri boynuzlu külah, bazen sakallı, küpeli ve omuzlarında kılıç taşır biçimde ve kısa etekli olarak tasvir ediliyor. Krallarsa uzun manto ve pelerinli, başlarında yuvarlak takkeli, sağ ellerinde egemenliklerinin işareti olan alt ucu kıvrık uzun bir asa taşırlar. Kadın tanrılar yere kadar uzanan pileli etekli ve uzun kollu gömlekli tasvir edilmişlerdir. Tanrı ve tanrıçalar sağ ve sol koldan ana sahneye doğru ilerlemektedirler. Kutsal alanın ana sahnesinde özetle Hatti Devri Panteonu'nun baş tanrısı Fırtına Tanrısı Teşup'la Güneş Tanrıçası Hepat'ın buluşması tasvir edilmiştir. C odası B odasının kuzeydoğu köşesinde keşfedilmiş olup bu oda sonradan toprakla doldurulduğundan bugün görülmemektedir. Oda içinde bir kaide gibi tabana gömülmüş büyük bir taş blok, etrafında hayvan kemik artıklarıyla karışık halde külleşmiş ve kömürleşmiş ahşap tabakaları bulunmuştur. Söz konusu odada herhangi bir kabartmalı tasviri bulunmayıp B odasında olup bitenlerle bağlantılı bir şekilde ateşin rol oynadığı ritüellerin gerçekleştirilmiş olduğu varsayılır. B odası A odasından tamamen bağımsız, yüksek bir kaya duvarının arkasında yer alır. Burada başlıca 12 yeraltı tanrısı burada gördüğümüz sağ tarafta bizzat kabartmaları, sol tarafta da kabartmaların çizimini görüyorsunuz. Daha sonra şurada karşısında bu 12 tanrının karşısında da 4. Tutalya'nın koruyucu tanrısı Şarruma'nın kolları arasında gösterildiği sahne ve kılıç tanrısı gibi tanrısı almamışız betimlemeler yer almaktadır. Tabii bu fırtına tanrısının kutsaması, bu kucaklama sahnesi hakikaten önemli. Bu ne demek? Tanrı'nın bütün inayetini, Tanrı'nın bütün korunmasını alıp 4. Tutalya krallığına öyle başlamış. Yani bu çok önemli bir sahne bizim için. Burada çoğunlukla yeraltı tanrılarına ait tasvirlerden dolayı, yani kılıç tanrısı yeraltı tanrısıyla özdeşleştiriliyor, yeraltıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca buranın 4. Tutalya'nın mezar odası olabileceği yönünde de görüşler vardır. Koruyucu Tanrı Şarruma'nın kolları arasında gösterildiği rölyef, az önce söylediğim gibi Tanrı ve Kral'ın içten kucaklaşması, 4. Tutalya'nın sarılması, Hitit Krallığı'nın, Tanrı'nın, tekrar söylüyorum, yüksek koruması altına alındığında işaretidir. Peki yazılı kaya'nın özelliği, bazı bilim adamları taç giyme törenleri çerçevesinde günahlardan kurtulma ve arınma ritüellerinin yapıldığı yer olarak görülüyor. Bu görüşü savunan bilim adamları bu tarz ritüeller esnasında zararlı etkiler, büyü ve hastalıkların sembolik olarak insan veya nesnelerden aynı zamanda tanrı tasvirlerinden uzaklaştırıldığını ve kontrollü biçimde yok edildiği görüşündedirler. Bu yöntemle tehditler başka malzemelere veya objelere aktarılarak veya az kullanılan bir bölgeye dağıtılarak, yakılarak veya gömülerek zararsız bir hale getirilmeye çalışılıyordu. Bu ise sıklıkla kalıcı olmayan malzemeler yardımıyla ve normalde kent dışında açık havada gerçekleştiriliyordu. Herhalde bu görüşün en önemli dayanak noktası
bu tarz ritüeller esnasında kişilerden ya da mekanlardan uzaklaştırılması istenen kötü enerjilerin açık kafada daha iyi def edileceğini zannetmiş olduklarındandır. Büyü biliyorsunuz aynı zamanda çok önemli hisler için çok çeşitli büyüler var. Fallar, kehanetler, büyüler. Onu da ayrı bir zamanda konuşuruz İsmet Hocam. Hakikaten ilginç. Bugünkü benim şifacı kadınlarla ilgili, hekimlerle ilgili bir çalışmam var. Orada da detaylı anlattım ama bugünkü kurşun dökmenin nedir biliyor musun? Siltitlere gider. Suyun içine maden atıyorlar. Aynı siltitlerde de var. Çok günümüze kadar gelmiş birçok uygulama var. Şimdi biz Yazılıkaya'nın bin bir emekle hazırlanan kutsal geçit sahneleri ve Panteon'un tüm tanrılarının bir gaye için toplanmış olmalarının çok daha kutsi ve ulvi bir amaca yönelik olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle kabartmalı taş odaların üzerleri kapalı olmadığından, kış aylarında bölgenin oldukça zorlu bir koşulları da düşünüldüğünde, tapınağın yaz aylarında daha aktif biçimde kullanılmış olduğunu düşünüyorum. Bana göre bununla ilgili bir sunumu da yurt dışında bir davet üzerine bir yerde sunmuştum. Böyle dini törenlerin anlatıldığı sizin gibi hocam, inşallah siz de öyle bir şey olursunuz. Bir İrlanda'da bir akademide sunmuştum. Ben orada dedim ki Yazılıkaya Fırtına Tanrısı'nın kutsandığı yapıdır ve bence henüz Yazılıkaya'nın, bu arada işçi yazılı belgelerdeki karşılığını da bilmiyoruz, bulamadık. Ama açık hava tapınağıdır, hep kabul ediyoruz ama belli ki burası bir adeta haç yeri gibi, kutsal bir haç yeri gibi bir yerde olabilir diye acizane benim böyle bir görüşüm var. Ama tabii bunları ispatlayacak malzeme, çivi yazılı belgeler bulmamız lazım. Evet, şimdi Yazılıkaya'yı da böylece anlattımdan sonra gördüğümüz gibi aslında görsel çivi yazılı belgeler, yani yazılı malzeme, görsel malzeme, arkeolojik malzeme, tüm bu düzenlenen festivalleri bir taraftan tanrıça ve tanrıları memnun ederken bir taraftan da Hititlerin ve Hitit halkının Hitit devletine yönelik aidiyet duygularını artırıyor. Diğer taraftan toplum içinde farklı grupların birlikte daha iyi yaşamalarına da olanak sağlıyor olmalıydı. Umuyorum Hititlerin doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları türlü varlıklara, tanrılara ve tanrıçalar inançlarının gereği olarak nasıl ve ne şekilde tapındıklarını ve bu amaçla sistemli bir şekilde icra ettikleri festival ve ritüel törenlerini burada bir nebze olsun sizlere sade bir biçimde aktarabilmişimdir. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bunları hazırlarken çok sevgili meslektaşlarım Esma Hocam, Hacı Bayram Üniversitesi'nin Esma Reyhan, onun güzel çalışmalarından çok faydalanıyorum derslerde de. Ona çok teşekkür ediyorum ve çok sevgili kıymetli meslektaşım Fatma Sevinç Hocam, Osman Gazi Üniversitesi'nin Alacaöyük'le ilgili güzel bir çalışması oldu. Takip etmek, okumak isteyen olursa bana lütfen yazsın. iktas@gmail.com ya da buradan söylesin. O makaleleri yönlendireyim. Çok teşekkür ederim iki meslektaşıma. Size çok teşekkür ediyorum İsmet Hocam. Böyle bir fırsatı verdiniz Büşra Hocam. Sağ olun, var olun. Tekrar sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten ufuk açıcı bir sunum oldu. Biz genelde meraklılar ya da alandan olanlar, biraz da yan alandan olanlar en azından bir takım okumalar yapıyoruz ama işin bu detay, bu derece detaylarına çok fazla inmiyoruz. Siz çok harika örnekler ve akıcı, anlaşılır anlatımla gerçekten bize yeni bir pencere açtınız. Aynı zamanda tiyatral bir sunum oldu görseller eşliğinde. Şimdi biz mesela buradaki, ben pek çok nokta aldım ama özetle taş ustalığı, yiyecek içecek kültürü, efendim giysiler, çeşitli giysi biçimleri, etek çeşitleri, bunlar bizim Anadolu'da hala kullanılan kültürel öğeler. Aynı zamanda kutsal mekanlar, mekanlarla ilgili kültürler, çeşitli taş kültü bugün. Ocak kültü, su kültü, dağ kültü, pek çok kült biçimi var ve bunlar insanlar için bir anlamda dini düşüncenin bir parçası gibi hala kutsal mekanlar olarak kabul ediliyorlar. Aynı zamanda eğlence biçimi, müzik enstrümanları gibi
benim böyle Anadolu folklorunda bizim pek çok yerde karşımıza çıkan şeyler. Siz bahsedince de masamın hemen yanındaydı. Bunu da meraklara göstermek istiyorum. Rahmetli Metin Andın. Bügü. Orada ve Oyun büyü, ve bügü. bunun hikayesi de var. Bügü diye geçiyor. Bu onun hikayesinde içinde yazıyor Metin Hocam. Rahmetle anıyoruz. Benim de yukarıda kütüphanede oyun ve bügü. Hemen tepemde. Ben de çok folklor, etnografik çok ben okuyorum. Müthiş çünkü. Müthiş çizimler ve anlatımlar gerçekten. Yani Anadolu'da bizim aynı zamanda etnografik ve antropolojik, halk bilimsel boyutuyla daha doğrusu Serhat Weiss örneğin bu alanda özellikle ölümle, çocuk doğumu ile ilgili, gündelik hayatla ilgili çok müthiş ayrıntılar var. Bunlar demek ki şeyinde, çevre çerçevesinde bunlara çok yoğun bir katılım var, ilgi var. Ne Bu da güzel. dillere büyük bir ilgi olacağını gösteriyor. Umuyorum temel problemlerimizi geçtikten sonra, çünkü bunlar belli bir zaman alıyor, önce temel alanları halletmek gerekiyor. Demek ki artık yan alanlara geçme durumu gelmiş. Artık tarihten teolojiye, teolojiden de tarihe bir akışın olduğunu, bu problemlerin çözüldüğüyle ilgili bir yorum şeklinde bunu değerlendirebiliriz. Sizi ağırlamakta çok mutluluk duyduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben Ağzınıza de teşekkür ederim. Sağ sağlık. olun hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sunan Sağ bütün olun. arkadaşlarımıza, hocalarımıza çok teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. DETA ailesi olarak sizleri belki daha geniş zamanlarda ağırlamakta mutluluk duyarız. Ben sizlere ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.